Deneme. Tamam. Şimdi. Dur. Bakayım şöyle. Böyle yapsam. Bir saniye arkadaşlar, hemen geliyorum. Ne yapalım? Yavaştan başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle herhalde uzun zaman dediğim 2 hafta falan oldu diye tahmin ediyorum. Yaz olduğu için biraz daha etkinliklere katılmışım olmayabiliyor. Şöyle bir community linkini de tamam, değil de gönderdim. Selam kulüp, teşekkür ettim. Şimdi o zaman başlayalım, fazla uzatmayalım bu olayı. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle ekranı paylaşacağım. Eğer bir tuhaflık bir şey varsa bana söylerseniz sevinirim. Selamlar. Şimdi bildiğiniz üzere sadece bir tane yayında bir yayın yaptık bu Rust'la ilgili. Başlangıç noktası da şuydu. Ben yayınlarda hep Go kullanıyorum, Java kullanıyorum. Çokça soru geliyordu Rust niye kullanmıyorsunuz diye. Ben dedim ki Rust'ın hani uygulamalarını falan kullanıyorum. Dockerize ederken falan kullanıyorum. Var öyle Dockerize ettiğim uygulamalar ama direkt Go işimi gördüğü için kullanmıyordum ama hadi sizin için birlikte öğrenelim bakalım. Ama öğrenirken de işte hem amacımız şu,
Yeni bir programlama dili öğreniyorsun. Nelere dikkat etmen gerekiyor? Nasıl yapabilirsin? Proje üzerinde nasıl öğrenirsin gibi. Şimdi ilk bölümde hani böyle bir bilgisayar ortamında Rust nasıl kurulur, nasıl proje geliştirilir o kısmını yapmıştık. Burada da aslında olaya girmeden önce hani bir kod yazmadan önce Rust kendi içinde bu memory management olayını nasıl yapıyor ona bakalım istedim. Çünkü bu kısım önemli. Herhangi bir program dilinde bu kısım önemli. Yazdığın kodun ona düzgün, uygun bir şekilde oluyor olması lazım. Bu arada sesle ilgili falan herhangi bir problem yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi Go'ya benzemiyor arkadaşlar. Go'da mesela bir garbage collector olayı var. Burada şimdi anlatacağım ne olduğunu. Şimdi öncelikle bir heap ve stack ne demek ona bir bakalım birlikte. Çünkü veri yapılarına falan konuşmadan önce bu iki ayrımı biliyor olmamız lazım. Stack ne demek? Stack is used for the data types which have known predictable sizes. Heap is used for data types which have unknown size like string. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bilgisayarınızda ne var? CPU var. Ondan sonra registerlar var. Program counter var. Memory var. RAM. Diskiniz var. Değil mi? Siz programı çalıştırdığınız zaman ne demek? Aslında program gidiyor işte register'lar, program counter'lar neyse sen uygulamayı load ediyor. O belki memory'de bir yerde duruyor. Daha sonra da o uygulama çalışırken onun bir process ID'si var. Bu process ID'yi kullanarak işte mesela JVM diyelim ki bytecode generation yapıyor. Onun üzerinden JVM üzerinde çalışıyor gibi düşünebilirsin. Bunlar genelde arkadaşlar içlerinde stack ve heap diye iki tane kavram vardır. Stack dediğimiz şey mesela bir fonksiyonu çağırdığınız zaman fonksiyon içindeki şeyler, değişkenler mesela orada bir değişken tanımladın. Integer A5 dedin mesela. Tamam mı? Şimdi integer'ın boyutu bellidir değil mi? Yani integer dediğin zaman o value'nun boyutun ne kadar olabileceğini kestirebiliyorsun. Dolayısıyla stack dediğimiz şey herhangi bir çalışmayı yaparken kendin için kullandığın geçici bir alan. Tamam mı? Bu stackler de genelde implementasyonu LIFO dediğimiz last in first out. Yani elinizde bir tane kutu var. Kutunun içine dolduruyorsunuz elemanları. Kutu en tepeye kadar geliyor. Sonra işin bittiği zaman onları tek tek çıkarttığın için en alta hangisini koyduysan o en son çıkıyor. Yani şey gibi düşünün işte. Ne olabilir? İşte Pringles'ın içinde cipsler var diyelim. Değil mi? Şimdi Pringles'ın boş kutu. İçine dolduruyorsun cipsleri. İlk kısmı koydun. Sonra tepeye kadar koydun. İlk aldığın en son koyduğun oluyor. Öyle düşünebilirsin. Fonksiyonlarda da aynı şekilde. Mesela fonksiyon bir başka fonksiyonu çağırıyor. O kendi içinde değişken yaratıyor falan. Sonra hepsi return dediği zaman en son çağırdığın fonksiyon hangisi ise oradan return etmeye başlıyorsun. Yani stack'ten öyle çıkarmaya çalışıyorsun. Yani stack'e bir şeyi koyarsın. Yani push to stack. En sonunda da stack'ten çıkarırsın. Yani pop from stack. Stack'ler geçici alanlar. Size'ını bildiğin yani boyutunu bildiğin değişken tipleri buraya gidiyor. Yani integer, yani işte boolean, yani double işte ne kullanıyorsan. String literal yani düz, statik yazdığın string'ler. Mesela ne olabilir bu? İşte A eşittir Hüseyin mesela, tamam mı? Bu çift tırnak içine yazdığın Hüseyin'in size'ı belli. Bu immutable'dır. Yani bunu değiştiremezsin. Buna string literal diyebilirsin. Ama bir de obje olan string var. Bu Java'da da var mesela new string işte deyip ya da Rust'ta string from deyip bir string oluşturuyorsun. Sonra bu string'e başka şeyler append edebiliyorsun. Dolayısıyla bu mutable bir string. Bu string, obje olan string direkt olarak heap'te saklanıyor. Niye? Çünkü boyutunu bilemiyorsun. Bunun gibi mesela objeler, işte struct'lar, bu tarz yapılar genelde heap'te duruyor çünkü size'ını bilemiyorsun. Yani daha sonra uygulamaya bundan ne eklenecek hiçbir fikrin olamaz bu konuda. Değil mi? Yani özet olarak stack'i geçici bir alan için, size'ı belli olan şeyler için kullanıyoruz. Heap'i de boyutu belli olmayan, büyüyebilen, daha büyük şeyleri evrilebilen yapılar buraya koyuyoruz. Şimdi tabii biz koymuyoruz. Bunu aslında Rust kendisi karar veriyor nerede kullanılabileceğini. Mesela i32, u64, işte f32 float, 32 float 64, bool, char, enum. Enum ama nasıl enum? Çok basit olan. Mesela status failed. Bu bir enum. Bunu direkt olarak düz enum olduğu için bunu koyuyorsun. Ama mesela status failed. Bu sadece failure değil ama içinde mesela bir kod var, bir failure var. Bu advanced enum'a giriyor.
Bu mesela burada durmayabilir. Ama heap'te neyi saklayabilirsin? Mesela string objesi. Bunu heap'te saklayabilirsin. Vektör, hash map, değil mi? Hash map mesela key value koyuyorsun. Ne kadar koyacağını kimse bilemez. Dolayısıyla o da heap'e. Box var, RC var, arc var. İşte bunlar da bir şekilde senin oluşturduğun custom veri tipleri gibi düşünebilirsin. Bunlar da yine aynı şekilde şeye gidiyor. Heap'e gidiyor. Yok. Şeyde Java'da olay biraz daha farklı. Bu Rust dünyasında string literal yazdığında onu modifiye edemiyoruz. Şimdi ona bakacağız. Peki garbage collector, hani Java mesela Java'da işte Go'da uygulamayı çalıştırıyorsun. Garbage collector kullanılmayan objeleri falan silebiliyor, çıkartabiliyor. Bazı algoritmaları var. Peki Rust'ta bu olay nasıl ilerliyor? Garbage collector yok. Yani bu burayı görünce dikkatimi çekmişti. Güzel, tamam. Garbage collector aslında iyi yapabilen çok güzel yapıyor. Mesela JVM'in senelerde tercih edilmesinin sebebi gerçekten memory management konusunda adamlar artık en top seviyeye geldiler. Daha da ilerliyor da yani onun yanına yanaşabilecek çok az şey var. Tamam, resource tüketiyor evet ama JVM'in içindeki o çalışan hafıza yönetme şekli de eşsiz diyebilirim bir nebze. Garbage collector yok. Peki nasıl yapıyor bunu? Rust'ta arkadaşlar mesela ownership denen bir kavram var. Üç tane özel kuralı var. Bir, each value has an owner. Yani kodun içinde bir value görüyorsun, bir değer görüyorsun. Bu değerin arkadaşlar bir sahibi olmak zorunda. Yani başıboş gezen bir value göremezsin. There can be only one owner. Yani bir value'nun sadece bir tane owner'ı sahibi olabilir. Yani bir value var. O bir sahibi var. A. Sonra bir de B diye bir sahibi. Öyle bir şey yok. The value will be dropped if the owner goes out of scope. Buna detaylıca bakacağız ama şöyle düşünebilirsiniz. Siz herhangi bir kodu çalıştırdığınız zaman satır satır akıyor ya kod çalışıyor ya. O yani her birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır diye gidiyor. Şimdi birinci satırda diyelim ki bir tanımlama var. Değişken tanımladınız. Daha sonradan o sahibi mesela let a eşittir 5. Onun 5'in sahibi kim? A. A bir şekilde scope'tan çıkarsa yani mesela öyle bir satıra geldin ki A artık hiç kullanılmıyor. Dolayısıyla bu A scope'tan çıktığı zaman drop edilir. Yani Rust aslında compile time'da sen kodu compile dediğin zaman kodun içine bakarak bu basit 3 tane maddeyle o A'nın nerede drop edileceğini bilebiliyor. Yani arka tarafta drop diye bir şey çağırıyor Rust ama sen onu bilmiyorsun bile. Yani öyle bir şey yazmak zorunda değilsin. Buna biz sahiplik diyebiliriz. Yani kim sahip, hangi value kim sahip? Biz buna Rust'ta ownership diyoruz. Örneklerine bakacağız. Nerede drop oluyor, olmuyor diye. Şimdilik sadece teorik olarak bilseniz yeterli. Şimdi bu sahipliğin scope'larını nasıl tanımlıyoruz? Mesela ilk satıra baktığınız zaman orada hiçbir şey var mı? Yok. İkinci satırda var mı? Var. Username eşittir John. Şimdi o satırda username artık valid. Yani bu sahibinin scope'u burada valid. Ama bir önceki satırda username diye bir şey yok değil mi? Yani öyle bir değişken yok diye hata alırdım belki. Orada username valid değil. Aşağı iniyorsun get user, username. Orada da username valid değil mi? Kullanıyorsun, bir fonksiyona geçiyorsun bunu. Bakacağız ona da. Ama ondan sonra arkadaşlar scope of username is finished, no longer valid. Yani sen get user'dan sonra eğer FMT'de mesela println'e deyip username'i bastırmaya çalışırsan compiler'ın sana hata verdi fırlattığını görürsün. Çünkü artık onun username'in scope'u bitiyor ve kullanamıyorsun. Şeye çok ters değil mi? Yani normalde başka yerde mesela Java'da ne yaparsın? Bir değişken tanımlarsın. Onu geçersin parametre olarak. Sonra aşağıda eğer o parametre hatta modifiye bile edebiliyorsun. Mesela append diye bir fonksiyonun var. Elinde string var. Append diyorsun. String değişkenini geçiyorsun. Sonra o içeride onu modifiye ediyor. Sonra append'den sonra bir bakıyorsun o değişken değişmiş, değil mi? Yani bayağı bir esnek, her şeyi yapabiliyorsun. Şimdi bunu niye yapabiliyorsun Java'da? Çünkü Java'nın bir çalışan bir işte just in time compiler'ı var. Ondan sonra güzel bir garbage collector, memory manager'ı var. Dolayısıyla ben onu zaten runtime'da halledeceğim diyor just in time compiler. Ama burada garbage collector olmadığı için bazı katı kurallarla gelmek zorunda Rust. Yani öyle o şekilde davranıyor. Daha sonradan baktığımız zaman move denen bir kavram var. Data move.
Bakın, let temp description şimdi string from welcome. Şimdi buradaki string from welcome dediğin aslında bir string objesi oluşturuyormuş gibi düşünebilirsin. Bu direkt olarak heap'e gider arkadaşlar. Tamam. Daha sonradan ben bu temp description'ı atıyorum yani. Sonra Rust şöyle düşünüyor arkadaşlar. Yani yaptığı şey şu. Ya sen temp description vardı, onun bir value'su vardı. Ama sen gittin temp description'ı başka bir değişkene atadın. O zaman diyor ki benim için temp description hiçbir anlamı kalmadı. Onu buradan sonra herhangi bir yerde kullanırsan ben hata vereceğim diyor. Bu şekilde kullan. Ama mesela diğer dillere baktığın zaman mesela Java'da temp değişkenler kullanıyoruz değil mi? Yani mesela algoritma sorularında falan çok çıkıyor. Bir şeyi diğeriyle replace ederken bir ara değişken kullanıyorsun. Birini diğerine assign ediyorsun falan gibi kullanabiliyorsun. Peki burada ne oluyor arkadaşlar? Bir sol tarafta şeyi görebilirsin. Temp description diye bir metadata var diyelim. Şimdi burada bir pointer var. Yani heap'e gidiyor dedik ya. Sen yani şöyle düşünmen lazım. Fonksiyon çalışıyor. Fonksiyon çalışırken kendine özel bir stack'i var. Tamam, stack. Bu fonksiyon içinde mesela tanımladın. Let temp description. Şimdi bunun karşılığı olan value nerede duruyor dedik? Heap'te. Değil mi? Yani stack'in içinde o value'nun karşılığını göremezsin. Onun yerine ne var? Heap'teki değerine point eden bir tane pointer var stack'in içinde. Sol tarafı fonksiyonun stack'i. Pointer nereyi gösteriyor? Heap'teki indeksin lokasyonunu gösteriyor değil mi? Mesela 0. Baktığınız zaman o indeksten başlayarak welcome diye bir text. Daha sonradan baktığınız zaman stack'in içinde length 7, kapasitesi 7. Böyle bir metadata tanımı var. Daha sonradan sen description diye description'a, temp description'a atıyorsun ya. Bu sefer bir bakıyorsun. Bu da aynı noktayı gösteriyor. Niye? Çünkü aynı value'yu description'a da ekledi. Peki Rust'taki kural neydi? Bir tane value'nun birden fazla owner'ı olamaz. O zaman Rust diyor ki sana kardeşim ben madem ki bunu atadın temp description'ın benim için hiçbir anlamı yoktur diyor. Bu şekilde davranıyor. Peki buradan neyi çıkarabiliriz arkadaşlar? Aslında sen move diyorsun ya move. Bu arkadaşlar pointer'ın kopyalanması. Yani sen temp description bir değeri vardı. Onu description'a eklediğin zaman value'nun tamamını kopyalayıp oraya atamıyor. Öyle bir şey yapmıyor. Burada devreye şu geliyor arkadaşlar. İki tane hem bunu yazılım mühendisi çantanıza koyun. Yani önünüze çıkar. Shallow copy ve deep copy diye mesela review bir kod pull request açtınız. Size geldi developer dedi ki takımınızdaki ya burada shallow copy yapmışsın ama deep copy yapsan daha iyi olur. Bu ne ya falan diyebilirsin. Yani buna düşmemek için tabii ki de ilk başlarda düşersin de hani o çantanıza koyun diye söylüyorum. Kopyalamada iki tane kopyalama var. Shallow copy, deep copy. Shallow copy şu demek arkadaşlar. Sen herhangi bir ve değeri kopyalarken aslında onun pointer'ını kopyalıyorsun. Diyorsun ki burada bir adres var. Bu adresi diğer değişkene de veriyorum. Haberin olsun. Yani value'yu kopyalamıyorsun. Çünkü value'yu tamamen kopyalamanın bir kostu var. Yani elinde bir cache objesi olduğunu düşün. İçinde mesela 50 megabaytlık data var. Sen kopyalamayı shallow copy yaparsan direkt pointer'ı vermiş olursun. Yani 50 megabaytı çoklamamış olursun. Sadece referans işte adres değeri ne kadar tutuyorsa. Ama bir de deep copy var arkadaşlar. Bu deep copy aslında 50 megabaytlık veriyi çokluyor. Böyle bir şey olmasını Rust yapmıyor. O yüzden Rust uses shallow copy on data move. Buraya kadar anlaşılır mı arkadaşlar? Yani nasıl çalıştığı ile alakalı. Yani sen herhangi bir value'yu başka bir değişkene de atadığın zaman default olarak bunu shallow copy ile yapıyorsun. Yani pointer'ını kopyalamış oluyorsun. Selam arkadaşlar, yeni gelenler. Bakıyorum hemen. Ünterik yine geldin abi. Teşekkürler. Sab için de teşekkür ediyorum abi. Şimdi peki bakalım sen burada ne yapıyorsun? Bir değişken tanımlamıştık, value atamıştık. Sonra onu başka bir değişkene atadık. Aşağıda arkadaşlar bakın printlene bir fonksiyon değil mi? Herhangi bir değeri bir fonksiyona verdiğiniz zaman fonksiyon arkadaşlar bunu ödünç alıyor. Yani sen bir sahipsin değil mi? Herhangi bir value'nin owner'ı var. Ben herhangi bir değerin sahibiyim. Herhangi bir fonksiyona bunu verdiğim zaman bunu ödünç veriyorum aslında. Değil mi? Fonksiyon benden bunu ödünç alıyor. Buraya bakıyorum. Temp description printlerinde kullanayım diyorum. Hata veriyor. Niye? Çünkü demiştim ya.
Herhangi bir değerin sadece bir tane owner'ı olabilir. Description'ı atadığın için o temp description değerini yani pointer'ını description'a geçirdiğin için artık printlen içinde description kullanamazsın ve move'dan sonra borrow yapamazsın. Borrow yapamazsın. Bunu şey yapıyoruz, söylüyoruz. Şimdi hemen sıcak sıcak eğer bununla şimdi şeyle ilgili konu dışı olan soruları belki sonda cevaplarım. Şunu hemen bitireyim. Birlikte bakalım. Peki arkadaşlar. Shallow copy yapıyor dedi. Deep copy nasıl yaparız? Arkadaşlar clone diye fonksiyon var. Clone'u direkt çağırırsın. Yani temp description değeri neyse pointer'ı kopyalamadan direkt olarak clone yapar. Yani temp description bir karşılığı var value. Description karşında bir value olacak ama heap'te iki value da bambaşka value'lar. Birbirinin aynısı ama kopyalanmış bir şekilde bambaşka değerler oluyor. Bunu da bu şekilde yaparsın. Dolayısıyla deep copy yaptığı için yani birinci orijinal value'a dokunmadığı için temp description değeri bu kullanımda doğru bir kullanım oluyor. Stack only data copy var arkadaşlar. Bu da şu. Şimdi Rust direkt evet Rust arkadaşlar. Rust'la ilgili konuşuyoruz. Şimdi Rust'a dedik ya pointer'ı kopyalıyor. Direkt value'nun kopyasını ya value'yu çoğaltmıyor. Niye? Çünkü bunun bir kostu var. Size'ını bilemiyoruz. O yüzden Rust ona izin vermiyor. Heap'te duran bir şeyi move yapmaya çalıştığında yani bir yerden bir yere taşımaya çalıştığında onun sadece pointer'ını izin veriyor ama direkt kopyalamaya izin vermiyor. Sen onu klonla yapman lazım. Niye? Çünkü ya performansı düşürecek belli ki. Ama size'lı bilinen şeyler mesela let price eşittir 5. Bu bir integer'dır. Size'lı bellidir. Ne kadar büyük olabileceği bellidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir de stack'te. Stack'in içindeyken bak aynı kullanımı yapıyorum. Price eşittir 5. New price eşittir price diyorum. Fonksiyona price'ı geçtiğinde bu sefer hata vermiyor. Niye? Çünkü bu olay stack'te dönüyor. Size'ı belli ve direkt olarak kopyalıyor yani duplike ediyor veriyor. Tamam. Peki fonksiyonlarda ownership nasıl? Bakın yine bir değişken tanımlıyorum John diye. Fonksiyona paslarken artık burada name'in ownership'i fonksiyona geçiyor. Aşağıda printlen name dediğinde invalid. Niye? Çünkü artık sen bunu fonksiyona pasladın. Buradan bir daha da name'i kullanamazsın başka yerde. Fonksiyona verdin. Verdikten sonra o artık fonksiyon. Yani fonksiyonun malı oldu artık bu name. Onu kullanamıyorsun. Bu arkadaşlar şöyle bir şey. Sen herhangi bir değeri başka birine veriyorsun ya. Sen verdikten sonra başka yerde kullanmak istediğinde bu immutability kavramını bozuyor ya. Çünkü fonksiyona veriyorsun. Fonksiyon içeride bir şeyler değiştirebilir belki. Sonra sen başka yerde kullanmaya çalışıyorsun. Bu tarz yapılar inconsistent yani stabil sistemler değil. Dolayısıyla Rust direkt bunun önüne geçmiş. Birinci örnekte bunu kullanamıyorsun ama yine stack'e bakıyorsun. Let age eşittir 5. Bunu fonksiyona pasladığın zaman direkt copy. Stack size values can be copied. Yani ikinci kullanım okey. Stack ile ilgili bir şey gördüğünüz zaman bu genelde direkt kopyalanıyor arkadaşlar. Hatta kopyalanıyor direkt demeyeyim. Kopyalanıyor. Çünkü stack'te olduğu için. Hasan Sabiç'e teşekkür ettim. Şimdi bir de reference borrowing var arkadaşlar. Bakın burada name'in bir değeri var. Bu sefer referansı geçiyorum. Get user does not own value. It borrows it. Baktığın zaman direkt ownership'i almıyor. Birinci de direkt devralıyordu. Yani gidiyor değişkeni fonksiyona geçtiğin zaman günlük hayatta notere gidiyorsun. Yani burada noter Rust oluyor. Arabayı birinden diğerine geçiriyorsun ve artık sahibi sen değilsin. Sen gidip gideyim de arabayı kullanayım dediğinde kapıyı elini bir atıyorsun. Aa araba yok. Çünkü artık senin değil. Ya da kapı açılmıyor. Artık senin değil. Başkasının. Ama şey yaptığın zaman nedir? Only ya mesela let age eşittir 5 size belli. Yanında öğrenci arkadaşın oturuyor. Bir şey yazıyorsun. Diyor ki ya benim kalemim kırıldı bana verir misin? Tabii diyorsun. Bende zaten var. Al sana kopyasını vereyim diyorsun. Bir kalem veriyorsun. Kalemle yazmaya devam ediyorsun. Stack size olduğu için bu direkt kopyalanıyor. Tamam. Burada arkadaşlar referansı veriyorsun. Referansı verdiğin zaman bu bir borrow. Yani diyorsun ki al bu kalemi kullan ama mümkünse o kalemi kırma ya da kaleme bir şey yapma. Ben daha sonra onu kullanacağım. Burada o yüzden name
fonksiyondan sonra kullanabiliyorsun. Çünkü onu ödünç veriyorsun. Tamamen velayetini ne deniyor ona? Tamamen unuttum. İşte sahipliğini devretmiyorsun yani. Onu söyleyeyim. Bir de ama şey var arkadaşlar. Get user'a bu name'i geçiyorsun ya. Artık o name'i get user'ın içinde kullanamazsın. Modifiye edemezsin. Eğer geçtiğin, ödünç verdiğin şeylerin aynı zamanda o fonksiyon tarafında değiştirilmesine izin vermek istiyorsan o zaman mutable yapısını buraya gönderiyorsun. Şimdi uzun zamandır C kullanıyorum. Tansiyonu yükseldi. Niye ki acaba? Primitive ve wrapper gibi durum düşünebilir misiniz? Primitive ve wrapper. Aynen öyle. Yani primitivler direkt integer eşit. Küçük i, integer, int a eşittir 5. Java'da direkt primitive. Ama wrapper dediğimiz işte integer şey yapan büyük new integer dediğim ya da integer value of dediğim bunlar direkt olarak heap'te saklanıyor. Şimdi buradan direkt olarak uygulamaya geçiyorum. Şöyle biraz büyüteyim. Eğer şey yaparsanız, görüyorsanız, bir şey söylerseniz devam edeceğim şimdi. Burada görmeniz önemli. Take bir tane şey yapalım. Rust memory diyelim şuraya. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Cargo init. Cargo init bitti bu kadar. Artık Golang'de devrediyorum her şeyi. Neredesin Golang? Ya da niye Golang dedim ya? Quit diyelim. Gitsin o. İdea diyecektim aslında. Trust Project, New Window. Eskilerini de kapatabiliriz şöyle. Bu da artık yanlış sayfaları kapattım neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle SRC main RS şeye kasmayacağım hani direkt burada yazacağım yani fonksiyonu. Umarım şeyi görüyorsunuz, ekranı görüyorsunuz. Şimdi şey olaylarına bir bakalım mı burada? Mesela birinci yaptığımız neydi? Şöyle bir primitif tanımlayalım. A eşittir 5 diyelim buraya. Değil mi? Daha sonradan bir tane şey yapayım, fonksiyon yapayım şuraya. İşte fn ne olsun? Get user. Burası işte şey alsın. ID işte ne olursun o 32 işte alsın. Bir şey döndürmesin şimdilik. Sadece print ln diyelim. Şöyle ID'yi basırsın böyle. Tamam. Get user. Zaten buna şey diyor. Ha, tamam. Okey. Okey, Java kafası iyice şeyler karıştı, hatlar karıştı. Şimdi arkadaşlar burada ben eğer get user dersem buraya a'yı geçersem daha sonradan print ln'e buraya işte yine a'yı basarsam izin vermeyecek tabii. Şöyle desem buna ne yapacak bakalım? Bir çalıştıralım. Run. Ha, şimdi tabii. Yani niye şey bekliyorsam artık. Şimdi burada arkadaşlar bunu çalıştırdı. Niye? Çünkü bu bir primitif, bu bir stack only data, heap'te saklanmıyor. Dolayısıyla buna izin veriyor. Evet. Şimdi bir tane daha şey yapayım. Fn get cache diyeyim. Ya da şey diyeyim. Store cache diyeyim şöyle. Ne alsın arkadaşlar burada? Value alsın. Bunun değeri ne olsun? String olsun. Değil mi? Şöyle geldi. Bunu ne yapacak? Yine diyelim ki işte saved to cache diyelim. Şurada value alalım. Tamam. Şöyle indirelim. Her zaman yer kaplamasın. Şimdi burada hata vermiyordu değil mi? Gelelim buraya. Bu sefer diyeceğiz ki let işte product detail. Tamam. Product detail ne burada? String from şuraya veriyoruz işte çok uzun bir product detay sayfası
Sıfır araba 700 bin kilometre. Böyle bir tane detay. Tamam mı? Şimdi bu string literal değil. Bunu obje gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla bu nereye gidecek? Heap'e gidecek, değil mi? Ne diyorum? Store cache. Store cache diyorum. Buraya product detail'i verdim. Hadi seni mi kıracağım ya? Product detail'i verdim. Daha sonradan print len buraya işte değişkeni koydum. Ne dedim? Product detail dedim. Şöyle verdim. Tamam. Bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Run. Evet, beklediğimiz kırmızı geldi. Şimdi bakın arkadaşlar ne diyor? Borrow of moved value. Borrow of moved value. Yukarıda bir değişken tanımladım. Bunu şurada kullanmaya çalışıyorum. Ama bu çoktan başkasına devredildi. O yüzden kullanamazsın. Kullanmak istiyorsan eğer diyor, o zaman başka bir yapı kullanabilirsin. Mesela klon diyebilirsin diyor. Yani diyor ki sen buraya bunun klonunu geçersen eğer bu orijinali kalıyor. Sen sadece value klonluyorsun. Aşağıda bunu kullanabilirsin diyor, değil mi? Şöyle run diyelim. Burada şöyle kullanılmış olacak. Burası basit. Easy peasy. Şimdi başka ne var? Reference borrowing var, değil mi? Reference borrowing. Şimdi ona da ne yapalım? Yine aynı şekilde burayı kullanabiliriz. Mesela klon demeyeyim bu sefer. Değil mi? Buraya şeyi geçeyim. Adresini geçeyim product detail'in. Ama buna kızacağı için şöyle mutu kendi eklesin. Şöyle. Bakın bu artık şey alıyor. String referans alıyor. Bir daha çalıştıralım. Mesela product string demiştik. Şunu demiştik. Şimdi bir yapalım. Şimdi burada niye çalıştı? Burada çalışır çünkü sen bu value'nu transfer etmiyorsun buraya. Bu sefer borrow yapıyorsun. Biri move, diğeri borrow. Move değil, burada borrow. Ve store cache senden bunun referansını istiyor. Yani ödünç istiyor. Ve metot bittikten sonra sana tekrar geri veririm diyor. Ve product detail şu sata çalıştıktan sonra şurada artık available oluyor. Peki ben bu store cache'i kullanmaya, modifiye ettikten sonra yazmaya çalışsam. Mesela desem ki val.push str desem buna bir şey ekle, yani vala bir şey eklesem burada. Desem ki mesela işte versiyon 2. Tamam. Yani sanki sonuna bir şey ekliyormuşum gibi. Dur. Galiba string bu str val bakayım. Dur ya. Bunu yanlış yazmış oldum ama. Şöyle. Şimdi zaten burada da hata vermeye başladı. Bak, mismatch types. Expected mut string found string. Şimdi diyor ki burayı değiştirmek istiyorsun ama bu böyle değil. Böyle olamaz diyor. O zaman bunu şey yapalım. Mutable yapalım, değil mi? Bak bunu artık mutable bu. Değiştirilebilir. Bak şeyi. Şuraya bakalım da. Artık değiştirilebilir. Ne diyor? Unused mı? Nasıl ya? Bakayım STR'yi yanlış kullanıyorum galiba. Rust reference evet. Şu. Tabii kendi dokümantasyona bakmak daha mantıklı.
Tabii yanlış yaptım. Şimdi şurayı doğru yapmıştım. Mute, product detail, string from dedik bunu. Sonra fonksiyona geçerken ha bunu böyle fonksiyonu kendisini istiyordum. Şöyle ben bunu nasıl böyle çıkardım ya? Dur bakayım şöyle. Val nokta push. Bunun doğru olması gerekiyordu zaten. Neye göre şey yaptıysam artık. Heh. Şimdi arkadaşlar bu artık değişken ne böyle bir deneyelim. Şimdi şeye bakabiliriz. Dur ya. İşte bu ya. Tanımladım. Mute. Abi tamamen yanlış yere kullandığım şey. Dur. Şimdi mutable değişken tanımladım. Bunu buraya eklerken sadece kullanımını yanlış yaptım. Mute. Mutable S oraya geçiyorum. Daha sonra da aşağıda tanımlarken de change'in imzasında mutable string. Tamam, şöyle. Elim şey olmamış, alışmamış. Mutable. Şimdi oldu. Şimdi burada değişken tanımladım. Daha sonradan bunu geçerken mutable olarak geçeceğimi söyledim. Hani ben bunu mutable olarak geçiyorum diye. Daha sonra da buranın imzasında da bu var. Şimdi artık value push'a something push setleri. Tamam. Şuna kızıyor mu? Tamam. Bir daha çalıştıralım. Ha, olay böyle. Bunu sonra versiyon 2 ekledim. Şimdi şöyle bir özet geçecek olursak eğer herhangi bir value'nun her zaman bir tane owner'ı var. Eğer bu value'yu başka bir variable'a da assign etmeye çalışırsan eğer onu move etmiş olursun. Tamam. Move etmek şu demek. Rust gidiyor. Pointer eğer heap'te ise bu veri pointer'ını bir variable'dan diğerine çekiyor. Yani bu ownership'i devrediyor. Eğer value heap'te ise. Ama bu bir primitive ise Rust bunu kopyalıyor direkt. Pointer'ı kopyalamaya biz shell of copy diyoruz. Value'nun tamamını kopyalamaya biz deep copy diyoruz. Rust zaten shell of copy'yi by default yapıyor. Ama deep copy demek value'yu klonlamak demek. Onun içinde clone diye bir fonksiyon var mesela. Onu yapabilirsin. Daha sonradan bu ownership kavramı move edilebiliyor. Ya da kopyalanabiliyor. Primitivler için. Stack'te duran değerler için. Bir de arkadaşlar bu ownership'i devretme fonksiyonlarda da var. Sen bir değişken tanımlıyorsun. Bu değişkeni fonksiyona gönderdiğin zaman eğer bu heap'te ise bunun sahipliği artık fonksiyona geçiyor. Sen ondan sonra kullanamıyorsun onu. Ama bir de borrow var. Ya borrow demek de herhangi bir value'nun değişken referansını gönderiyorsun. Referansını verdiğin zaman fonksiyona artık fonksiyon bittikten sonra o değişkeni artık kullanabilirsin. Bu normal flow. Sen birine ödünç verdiğin zaman o değişken aynı zamanda da değişebileceğini göstermek istiyorsan o zaman da her zamanki gibi mutable keyword'ünü kullanıp imzayı da ona göre tanımlıyorsun. Bu kadar. Eğer compile olursa kodun çalışıyorsa ekstradan yapılan hiçbir şey yok. Olay budur. Gördüğüm en basit şey. Memory management şeyi yapısı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım basit ve anlaşılır olmuştur. Şeye bak yine chat'im kayboldu. Şöyle yapacağım. Sorulara da cevap vereyim. Şimdi uzun zaman onu söylemiştik. Primitive ve wrapper dedik gayet iyi şu an. Peki store cache scope'u çalıştırılıp seçildi, geçildiğinde
Rintlerine gelince product detail'in tuttuğu yer memory'de kalmaya devam eder mi? Store cache'e bakayım. Store cache. Tabii. Şimdi şöyle bak, şöyle. Sen referansını da versen fonksiyona, transfer etmek için de versen, tamam mı? Value'nun heap'te durduğu yer aynı. Tamam. Rust sadece pointer'ını değişiyor. Memory'deki yeri aynı. Ama datayı kopyalayıp vermek istiyorsan eğer, o zaman klonu kendin kullanman lazım. Çünkü heap'te duran bir değer için klonu vermen lazım. Ama yok, primitivlerle kullanıyorsan value tamamen kopyalanacağı için o yüzden onun adresi başka olacak. Adres değişimini, yani memory'deki yerini, herhangi bir value'nin memory'deki yerinin değişme durumu sadece stack'te yaşayan değişkenler için oluyor. Selamlar Muhammed. Direkt sormuş. Ownership'i store cache'e verdiğimiz senaryoda. Ownership'i store cache'e verdiğimiz senaryoda. Yok. Yok. O value orada kalıyor. Zaten mantığı o. Niye değiştiresin ki? O niye öyle bir şey yapsın Rust? Şeyden hiçbir farkı yok bu arada. Temp description eşittir bir value. Sonra description eşittir temp description var ya. Bununla temp description eşittir string. Sonra bunu fonksiyona geçti. Bu ikisinin neredeyse hiç farkı yok. Birinde ownership'i bir değişkenden diğerine aktarıyorsun. Ötekisinde de ownership'i bir değişkenden fonksiyona aktarıyorsun. Fark eden hiçbir şey yok. Hocam peki bu ownership'in dezavantajı var mı? Oraya daha gelemedim. Yani dezavantajı yok ki. Şimdi eğer ortada garbage collector, just in time compiler, memory management, runtime'da herhangi bir kontrol olmayan bir mekanizma tasarlıyorsan o zaman başta kuralları katı koyman lazım. Aslında bunların koyduğu kurallar immutability çok gerekli bir şey aslında design, yani yazılım tasarımında. Dolayısıyla bence doğru bir şey yapıyorlar. Dezavantaj olduğunu zannetmiyorum. Ownership'i devrediyorsun. Niye? Çünkü devrediyorsun, o fonksiyon kullanıyor. Ondan sonra kimse kullanmayacak. Ha, sen fonksiyonu kullandıktan sonra yine onu kullanmak mı istiyorsun değişken? Tamam, fonksiyon return etsin o zaman. Değil mi? Çözümü var. Dezavantajı yok. Bence yok yani. En azından denk geldiğim yok. If scope'unda tanımladığımız bir variable'ı global scope'ta erişemez miyiz onun için? If dediğin acaba? If scope'unda. Ama if scope'u ayrı gibi sanki. Yani if'ten acaba yanlış mı anlıyorum? If condition'dan bahsediyorsan eğer, if'teki olay farklı. Şey gibi değil. Yani herhangi bir değişkeni, mesela diyelim ki, bakın yani tam doğru olan notasyonu yazmış olamayabilirim ama şöyle düşünün arkadaşlar. Şurada bir tane değişkenin var, değil mi? Şu mesela main'in içinde global bir değişken. Doğru mudur? Ama buraya paslıyorsun. Aynı şey değil tabii ki de. Sen mesela diyelim ki şurada. Bu fonksiyona mut olmadan bunu, yani referanssız verdin. Tamam, referanssız verdin. Bu ne yapıyor? Product detail'in gösterdiği heap'te bir value var ya. O orada duruyor. Sen bunu bir fonksiyona verdiğin zaman artık bunun erişim fonksiyonda. Yani adres referansı hala aynı ama bu sefer adres referansı product detail'ın değil de store cache'in içindeki scope'taki bir yerde. Böyle oluyor. Yani soruyu umarım doğru anlamışımdır. Zaten burada mantık, eğer bir value varsa onu olabildiğince yani o yerinden oynatmamak olabildiğince. Mantık bu. Java'da da bu tarz yapılar var bu arada. Mesela bazı veri tiplerinin, mesela big integer 10, big integer 1. Bunlar masraflı şeyler. JVM ayağa kalkarken bunları bir yere koyuyor. Sen bunu direkt olarak çat diye alıyorsun. Yeni obje yaratmana bile gerek kalmıyor. Burada da olabildiğince memory'de bir value varsa heap'te onu yerinden oynatmamaya çalışıyor. Orada dursun. Ha, bu ilk önce A'ya mı aitti? Şimdi fonksiyona mı geçti? O zaman fonksiyona ait oluyor. Bu şekilde. Rust ile C'yi kıyasladığımızda C'ye karşı tek artısı safe ediyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Rust C'nin yerini alabilir mi?
Valla ben C kullanalı çok uzun zaman oldu. Kendimi uzman hissetmiyorum o konuda. Ama C, C++ bu dilleri bence replace etmeleri çok zor gibi geliyor bana. Çünkü onlar senelerdir var. Hala popülerler, hala devam ediyorlar. Bence Rust'taki olay C'deki gibi böyle advanced şeylere girmemek. Yok pointer'ı alayım, buraya koyayım, dialog yapayım. Onlar yok. Hiçbir şekilde yok. Bence orada hala artısı olur. Şimdi şöyle arkadaşlar, senin dediğin case'de şöyle söyleyeyim sana. Şeyi anladım internet dediğin soruyu. Şimdi let a eşittir bir heap'te bir değer. Bunu fonksiyona atadın ya. Fonksiyona atadığın zaman ownership'i fonksiyona devrediyorsun. Sen oradan return etmezsen artık gitti. Yani sen herhangi yani orada şey kullanım yok. Bak istersen deneyelim şöyle. Yani şunu düşünelim yine. Şu mute'u sileceğim burada. Bunu da direkt şöyle vereyim. Şimdi product detail'i burada geçtik. Şunu da kaldırayım. Şunu kaldırayım. Bak bu mesela hiçbir şey return etmiyor. Değil mi? Void. Hiçbir şey return etmiyor. Böyle yapayım. Heh. Hiçbir şey return etmiyor. Burada ne anlama geliyor bu? Sen bunu buraya geçiyorsan o zaman burada da kullanma kardeşim. Ha, sen bunu burada istiyor musun yine hala kullanma? Yani bu metot sana bir şey döndürmüyorsa çıktı olarak yani şey gibi de düşünebiliriz. Bir fabrikadaki bir bant gibi ya da bir pipeline gibi. Pipeline içinde bir şey koyuyorsun. Eğer orada sonlanıyorsa o zaman başka bir yerde kullanma. Ama sonlanmıyor da diğerine devrediyorsa o zaman kullan. Ya yani mantık olarak öyle işliyor. O zaman ne yapardın? İşte burada nasıl oluyor? Şöyle derdin ki burada bir string dönecek diyorsun. Daha sonradan bunu belki böyle return deyip return deyip belki şöyle bu yani kendisini döndüreceğim de şey yapmayacağım şöyle string from deyip belki böyle bir şey yapabilirdim mesela while'ı kullanmadım ama şöyle desem buna izin vermiyor şöyle diyeyim. Neyse onu şey yapamadım. Ama sen eğer bunu fonksiyondan sonra da kullanmak istiyorsan o zaman böyle yap diyor. Şimdi aslında bu bir anti pattern. Niye biliyor musun? Şurası şu kullanım. Ortada bir değişken var. Aşağıda o bir sürü yere dallanıyor. Bir o kullanıyor, bir o kullanıyor. Value'su arada bir değişiyor. Sonra sen o value yani aynı değişken üzerindeki value'ye çatır çutur oynuyorsun her tarafta. Ama burada value var. Onu bir fonksiyona geçiyorsun. Fonksiyon döndürürse kullanırsın. Döndürmezse artık bitti. O iş. Yani demek ki bir sonraki yere devretmek istemiyor. Store cache tamam. Bir daha kullanmam bunu. Ama sen ille de kullanmak istiyorsan o zaman store cache'ten ya return edeceksin ya da buraya referansını vereceksin. Yani şey gibi gelmesin aklınıza. Rust niye bunu engelliyor ya diyebilir. Aslında engellemiyor. Sana diğer seçeneği de veriyor. İstemiyorsan reference borrowing'i kullan. Değil mi? Ya borrow'u kullan istersen. Verileri referans olarak göndermemek için kopyalamak ya da kullanmak gerekiyor. Sanırım bu da bazı performans sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Kopya kullanışının best practice nedir? Umarım sorabildim. Konuyu henüz çok iyi kavrayamadım. Kullanılmanın mantığı elinde mesela orijinal bir template vardır. Değil mi? Template. Bunu klonlarsın. Kişiye özel veri verirsin. Değil mi? Yani orijinalini saklamak istersin her zaman. O yüzden klon kullanırsın. Ama birçok şeyde klona ihtiyacımız olmaması lazım zaten. Bu tarz sorunlar. Heap'te kalmaya devam eder mi yani? Heap'te artık kullanılmıyorsa Rust onu anlayabiliyor. Direkt olarak drop oluyor. Hani şey dedim ya sana. Herhangi bir value'nun, herhangi bir owner'ın scope'u bittiği zaman ki orada product detail eğer fonksiyon bir şey dönmüyorsa product detail'in scope'u bitiyor. Rust otomatik olarak bu değişkenin drop'unu çağırıyor. Yani o artık memory'de kalmıyor. Kullanılmayacağını anlıyor. Yani önceden her şeyi kestirebiliyoruz şeyde, compile time'da. Artısı orada başlıyor. Ben yeni başladım Rust öğrenmeye. Kitabın henüz yarısındayım fakat compiler acayip hoşuma gitti. Kitap Copilot gibi ne dediğini anladıktan sonra yazdırıyor kodu kendisi. Aynen öyle. Anladım diyorsun. Okey süper. Şimdi arkadaşlar şöyle. Normalde bu Rust servisine başlamıştık. İki tane yaptık ama dediğim gibi bu Spring Boot mikroservisi çok istiyorlardı.
Ben de onu daha fazla uzatmamak için son kez olarak Inaction, zaten Twitter'da da yazmıştım. Inaction olarak bir 4 bölümlük çekeceğim. Yani araya ikinci bölümden araya 4 bölüm Spring Boot mikroservis gelecek. Ondan sonra Rust'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam etmek de şu demek. O concurrency olaylarına falan girmeden önce direkt olarak bir REST API falan yazacağız. Veri tabanına bağlanmaya çalışacağız. Onu implement edeceğiz. Daha sonra da concurrency olaylarına falan filan oralara dalacağız. Advanced veri yapıları falan oralara da geliriz. Ha, sonunda ne olacak? Benim için sadece o dili görmüş olacağım. Genel kültür olmuş olacak. Yeri geldiğinde kullanabiliyor olacağım. Çünkü Go'daki bildiğim şeyleri buraya çok rahat map edebiliyorum. Nedir ne değildir diye. Kullanımı o kadar da farklı değil aslında. Onlar artı oluyor. Sizin için de umarım yurt dışında mesela Rust'la ilgili pozisyonlar falan var. Öğrenmek isteyip de üşenenler için de umarım biraz böyle motive edici olur diye düşündüm. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. HTTP Security'nin sorduğu bir soru vardı ama Spring Boot bir anlamaya çalışayım. Eğer olursa cevap vereyim. Selam abi, Spring Boot uygulamamda Prometheus ve Grafana ekledim. Spring Boot uygulamamda Prometheus ve Grafana ekledim ve Docker ile kullanıyorum. Fakat uygulamam Docker ile ayağa kaldırdığında Grafana uygulamayı grafiğe dökemiyorum. Görmediğinden. Uygulamayı normalde Prometheus ve Grafana'ya Docker kaldırdığında sorun olmuyor. Uygulamayı normalde Prometheus ve Grafana'yı Docker kaldırdım. Şimdi uygulama normalde kaldı, Prometheus ve Grafana kaldığında sorun olmuyor ama dediğin bence orada şey var. Çözümü şöyle bak abi. Fazla detay veremeyeceğim ama bilmediğim için. Docker Compose kullanıyorsan eğer bence zaten Docker Compose kullan burada. Servis adları var. Tamam. Servis adlarını verdiğin zaman direkt mesela Grafana'ya Prometheus URL'i verirken Prometheus'un servis adını ver. Bir de networking tanımlayıp hepsini aynı networking içine koy. Yanlış hatırlamıyorsam depends onda olması lazım. Birbirine depend edeceğini de anla. Öyle yapabilirsin. Böyle Docker Compose'la şey yaptım mı? Bir bakayım. GitHub Docker Compose'lu bir şey yaptım diye hatırlıyorum ama söyleyeceğim sana. Repositories. Bu da değil. Neyle yapmış olabilirim? Screen desem fazla çıkmıyor. Yok, maalesef bulamadım ya. Onu Docker Compose'dan araştırman gerekiyor işte bir security. Sonunda cevap vermişsin konu bitince. Onu şey yap, onu sonra cevapladım diye hatırlıyorum. Abi Java 21'de aslında 21 demeyeyim de crack konusu var. Birkaç yere submit ettim hatta konuşma yapacağım. Umarım kabul olur. Onu anlatmaya çalışacağım. Coordinated Restore Checkpoint diye bir tane şey var. Crack Coordinated Restore at Checkpoint. O beni yani ona seviniyorum çünkü Java'nın startup time ile ilgili bir problemi var zaten hani. Mesela Java'yı çalıştırıyorsun. İlk ayağa kalktıktan sonra çalışıyor ya. Just in time compiler işte fonksiyonlar kullanmaya başladıkça onu alıyor, bir şekilde cache'liyor gibi düşünebilirsin. Çünkü mesela ne zaman fonksiyonu çağırsan işte orada method inlining falan yapıyor. Sen onu bir daha çağırdığında tekrardan yapmıyor, onu kullanıyor. Ama bu şey gibi motoru çalıştırıyorsun, biraz ısınıyor, yol alıyorsun, motor daha da iyi oluyor falan ya. Java'nın JVM'in içindeki JIT compiler de aynı o şekilde çalışıyor. Just in time compiler. Yani ahead of time değil, just in time. Yani kod çalıştıkça orada bir şeyler yapıyor o anda. Dolayısıyla sen uygulamayı çalıştırdın, okey. Kapattın, tekrar açtığında motor bir daha sıfırdan ısınması lazım. Bir daha sıfırdan performansının o üst seviyeye gelmesi lazım. Yani Java'daki uygulamanın performansı şöyle bir yukarıya doğru çıkar ve düzlenir ondan sonra. Şimdi Linux'a gelen bir özellik vardı. 10 seneyi geçti. İşletim sisteminde herhangi bir şeyi snapshot'ını alıp sonra tekrar restore edebiliyorsun. Mesela Docker'ın kullandığı Creo denen bir altyapı var. Aynısı Linux'ten kullanıyorlar. Sonra Java'daki arkadaşlar demişler ki ya biz bunu niye kullanmıyoruz?
Daha sonra da bunu eklemeye başlamışlar. Crack diyorlar ona. CRAC. Ve Java uygulamasını ayağa kaldırdın. Crack enabled'la. Çalıştırdın. Her şey artık optimum seviyeye geldi. Kapat dediğin zaman onu şey yapıyor. Checkpoint diyorlar ona. Snapshot'ını alıyor. Tekrardan ayağa kaldırırken crack failini verdiğinde otomatik olarak çat diye ayağa kalkıyor. Her şey optimize olmuş halde. Ve startup time'ını şeyde sektörde kendini çok ileride gören mesela GraalVM çok iyi bir yılda diyor falan diyen elemanları bile kat kat geçebiliyor. Bununla ilgili ileride bir yayın yaparım diye düşünüyorum. Ama öncelikle şu konuşmaları bir yapmam lazım. Abi şey diye arat. Docker Compose, Grafana, Prometheus, Java Stack diye arat abi. Oradan bir şey buluyor olman lazım. Neyse ben o zaman kaçıyorum yavaştan. Kendinize dikkat edin. Haftaya o zaman Spring Boot yayında görüşmek üzere. Bay bay.